İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy sayım işlemi tamamlandı. Adaylardan hiçbiri %50'yi geçemedi. Seçim sonucu ikinci tura kaldı. İran İçişleri Bakanlığı en çok oy alan reformist Pezeşkiyan'la muhafazakar Said Celili'nin ikinci tura kalmaya hak kazandığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek ikinci tur oylaması 5 Temmuz'da gerçekleşecek. En son açıklanan oy dağılımına göre Pezeşkiyan 5.955.781 oy, Said Celili ise 5.560.321 oy aldı. Evet, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Hazar Vural Jane ile konuşacağız. Sayın Jane, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Tunç Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi rakamlara baktığımızda Mesut Pezeşkiyan %42,3, Said Celili ise %39,5 ve ikinci tura kalan bir seçim var. Ne dersiniz, ikinci turda bu oranlar ne yönde değişir? Sanki Pezeşkiyan biraz daha kazanmaya yakın gibi duruyor. Rakamlar öyle söylüyor en azından. Şimdi tabii rakamlar öyle gösteriyor. Muhakkak ki reformist aday Pezeşkiyan'ın bu seçimlerde tek reformist olarak girmişti, biliyorsunuz. Aldığı oy oranı ve hatta özellikle bazı illere baktığımız zaman, mesela Meşhed gibi daha muhafazakar yapıdaki illerde bile başa baş götürmesini bir başarı olarak değerlendirebiliriz. Aslında seçim mitinglerinde de bir heyecan yarattığı ve söylemlerinin diğer adaylardan farklılaştığı noktalar olmuştu. Bu açıdan da çok önemliydi. Fakat şunu vurgulamak lazım. Şimdi biliyorsunuz 6 aday katılmıştı. Fakat son ikisi çekilmişti bir gün kala ve 4 aday dün yarıştılar ve bunların 3'ü muhafazakardı. Şimdi Celili ile birlikte diğer güçlü muhafazakar aday Galibaf'tı. Galibaf Celili kadar yüksek oy alamadı ve aslında şöyle bir şey oldu. Şimdi kendisinin çekilmesiyle muhafazakar oyların bir sonraki cuma günkü seçimlerde büyük bir bölümünün Celili'ye kayması beklenebilir. Tabii söz konusu insanlar ve halk olduğu zaman her zaman matematik belki doğru şeyi vermeyebilir ama böyle olacağını değerlendirmek şu anda çok yanlış olmaz. En azından oyların çoğunluğunun Celili'ye gideceğini düşünüyorum. Bunu söyleyebiliriz. Bir diğer konu katılım konusuydu. Katılım noktasında açıkçası reisinin ölümüyle birlikte sokaklarda gördüğümüz kalabalıklar ve şu anda Orta Doğu'nun ve bütün coğrafyanın aslında çevrili olduğu bu sıcak savaş ihtimalleri, sıkıntılı, gergin ortamda sanki katılım biraz daha yoğun olabilir. En azından bir %50'nin üzerinde olabilir diye düşünüyorduk. Genel bir kanıydı. Bu anketlerin çoğunluğu da aslında böyle söylüyordu. Fakat olmadı. %50'yi bulmadığını görüyoruz bunun. Şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan son sonuçlar açıklandı. Bugün Anayasa Koruyucular Konseyi'nin onayından geçecek ama şu an için ikinci tura gideceğimiz kesin ve adaylarımız burada. Fakat şöyle bir şey de var vurgulanması gereken. Özellikle Galibaf'ın oyları, çünkü Galibaf da devrimin tam bir vücut bulmuş hali denilebilecek bir adaydı ve devlet içerisinde çok önemli görevlerde bulunmuş bir aday. Meclis Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu'nda komutanlık yapmış. Yani tam bir İslam Cumhuriyeti profili. Şimdi Galibaf ve Celili'nin kendi aralarında çekilmediler. Yani birinden biri diğerinin lehine çekilmedi. Ve dolayısıyla şimdi aralarındaki bir şeyi de sert bu karşılaşmalarda da, debate'lerde de izledik. Dolayısıyla Galibaf'tan Pezeşkiyan'a da oy kayabilme ihtimali var. Ama dediğim gibi çoğunluğun yine çizgi dolayısıyla Celili'ye gidebilme ihtimalini daha kuvvetli görüyorum. Öte yandan şunu da belirtelim. Çekilen adaylardan Zakani'nin ofisi de bütün gücüyle Celili'yi destekleyeceğini açıkladı. Peki bu Mustafa Pur Muhammedi ismi kimdir? 0,8'lik bir pay almış seçimde. Evet, aslında şöyle, debate'lerde söylemleriyle o da öne çıkan bir adaydı ama hiçbir ankette yüzdelik dilimde yüksek görünmüyordu. Aslında kendisi seçimlere katılan tek din adamı. Baktığınız zaman diğer adaylar sivil ve kendisinin tabii o da yine İslam Cumhuriyeti tarihinde çok bilinen bir isim değil. Fakat daha önceleri çeşitli noktalarda
kararlarıyla yer aldığı ve haberlerde olduğu görünüyor ama tanınan bir isim değildi. Hı hı. Fakat dediğim gibi tartışmalarda bazı söylemleri öne çıkmıştı kendisinin de. Dolayısıyla 0.8'de kaldı. Asıl Galibaf'tan gelecek oylar. Oylar orada. Peki. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Biz tabii Mesut Pezeşkiyan için en azından Türk kökenli olması hı hı. itibarıyla daha sıcak bakıyoruz ama reformist olması tabii. son derece kıymetli. Tabii. Şimdi İki ismi de kazanmaları halinde hem içeride hem dışarıda nasıl yankı uyandırırı konuşalım. Hı hı. İsterseniz Mesut Pezeşkiyan'la başlayalım. Çok doğru bir nokta Tunç Bey. Çünkü dedim ya bu tartışmalarda aslında 4 adayda, şimdi artık 4 üzerinden söyleyelim 6 değil, 4 adayda hep şunu söylediler. Yakın komşularla ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin iyi olması, iletişimin yüksek olması gerekiyor dediler. Fakat Pezeşkiyan da bunu söyledi ama onun ayrıldığı nokta şuydu. Batı'yla da tekrardan konuşmalar olabilir nükleer anlaşma ve Bercam anlamında. Ve hatırlarsınız Pezeşkiyan'a mitinglerinde dış politika açısından eski Dışişleri Bakanı Cevat Zarif eşlik etmişti. Evet. Ve hatta seçilmesi halinde Zarif'in de yer alabileceği bir yapıya bir hükümeti görebileceğimiz konuşuluyordu. Bu açıdan farklılaşıyordu aslında. Fakat bence vurgulanması gereken en önemli nokta şu. Şimdi bildiğiniz gibi İran Devleti'nin kendine özgü bir yapısı ve sistemi var. Ve devrim rehberi Hamaney hali hazırda görevinin başında. Ve İran'da siyasi kararlar alınırken temel çerçeve devrim rehberi tarafından çizilir. Dolayısıyla aslında buna şöyle yaklaşmak lazım. Her ne kadar siyasi yelpazede duruşları farklı olsa da bu adaylar Anayasa Koruyucular Konseyi'nin onayını almış, yani devrim rehberiyle uyum içinde çalışması beklenen İslam Cumhuriyeti'ni koruyacaklarına karar verilen adaylar. Hı hı. Şimdi bu çok önemli bir o nokta. O zaman Celili'nin bu noktada seçilmesi halinde işi çok daha kolay çünkü Hamene'ye yakın bir isim. Tabii ki ama aslında Pezeşkiyan için de hani... Evet reformcu, evet bazı söylemleri değişiyor ve evet reformist kanadı yani halkın içinde oyunu onun yanından o çizgiden kullananları bir ölçüde temsil eden bir isim. Ama şöyle de bir gerçeklik var yani nihayetinde çok büyük bir değişim olmayacak Celili ya da Pezeşkiyan gelse. Ufak tefek nüans farklılıkları olacak. Bu önemli bir nokta çünkü çerçeve belli yani sistem fazla manevraya izin veren bir sistem değil. Birinci öncelik her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin korunması. Dolayısıyla bu adayları da bunların dışında düşünemeyiz. Yani ne olursa olsun. Biz tabii Mesut Pezeşkiyan'ın Türk olduğunu çok vurguladık haberlerde ve bu doğal bir şeydi. Ama unutulmaması gerekiyor ki İran kimliğinin içinde İran kimliği sadece tek bir kökenden oluşmuyor. Türkler de İran kimliğinin çok önemli bir parçası. Türk ve Türk soylular. Dolayısıyla buradaki asıl önemli olan şey İran için ne yapılacağı. Bu noktada da zaten bir ayrışma görünmüyor. Evet. Peki Celili'nin seçilmesi halinde özellikle dışarıda evet. Bakış önemli olacaktır. Evet. Tabii Sait Celili çok güçlü bir isim, sert bir isim. Eski görevleri itibariyle de nükleer müzakereciliği döneminde de yani tam bir muhafazakar aday ve yani diplomatik açıdan tabii söylemler açısından bir Mahmut Ahmedinejad kadar açıkçası öyle bir şey beklemiyorum ama aslında şu anda bulunulan güvenlik ortamında İran'ın İran müesses nizamının isteyeceği ve en önde gelen isimlerden bir tanesi yani bu açıdan bunu söyleyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz Orta Doğu'da devam eden savaşlar var. Irak ve Suriye ve işte bölgede terörle alakalı çok fazla gelişmeler var ve yakın gelecekte de olmaya devam edecek. Keza Ukrayna da devam ediyor. Şimdi bu noktada Celili'nin seçilmesi aslında matematiksel olarak beklediğimiz bir şey diyelim gelecek haftaki turda. Ama yine ufak bir şey bırakalım çünkü insanlar her zaman tahmin edilebilen canlılar değildir. Bu noktada Celili'nin seçilmesi halinde sistemle uyumlu, yine gücünü arttırmaya ve bölgeye yansıtmaya devam eden devrim rehberiyle uyum içerisinde çalışacak bir aday olarak İran dış politikasını yönetecektir. Bu şekilde. Evet. Şimdi şu pencereden bakmak gerekir diye düşünüyorum. Nihayetinde uzun soluklu bir süreç devam ediyor. Yani İran'da hı hı. hani reform olsun, biraz daha batıya açılalım, hani batından bir şeyler almaya gayret edelim. Şimdi böyle bir durumda tam da Mesut Pezeşkiyan bu anlamda
bulunmaz bir nimet gibi çıktı ortaya. Evet. Şimdi seçmen bu iki isim arasında, evet az önce işte Kalibaf'tan gelecek oylar önemli dedik ama seçmen acaba o %50'yi %80'lere çıkarabilecek bir katılımla sandığa gider de Mesut Pezeşkiyan'a yönlenir mi? Tunç Bey şöyle, eğer katılım çok yüksek olsaydı zaten şayet o tepki oyları dediğimiz, yani hani daha reformcu bir İran, daha bir takım işte yasakların olmadığı ya da işte her zaman konuştuğumuz konularla alakalı vurgum, öyle bir noktada eğer öyle bir esnekliğe ulaşabilseydi zaten katılım çok yüksek olurdu. Fakat dediğim gibi sistem bu şekilde kodlanmamış. Sistem bazı şeyleri korumak üzerine oluşturulmuş. 1979'dan böyle. Evet. Ve anayasası da 89'da bir yenilik geçirdi. Yani sistemin önceliği bu. Dolayısıyla eğer katılım yüksek olsaydı Pezeşkiyan'ın şansı daha fazlaydı. Muhakkak ki. Fakat katılım noktasında, şu an gelinen noktada aslında birçok şeyde başa baş gittiler ve tamamladılar. Dolayısıyla şu anda buradan gelecek olanlarla ve eğer önceki seçimlere de bakarsak ilk turdan çok daha yüksek bir katılım genelde görülmemiş. Dolayısıyla Sait Celili için yarış tamamlanabilecektir birincilikle. İhtimali daha öne çıkıyor. Daha yüksek. Evet. Şimdi Pezeşkiyan'a baktığımızda 2013 ve 2021'de de aday olduğunu görüyoruz. Ve yine kazanamadığını görüyoruz. Hı-hı. Şimdi kazanamama oranı kazanmaya göre daha fazla olan bir siyasetçinin bu seçimde rakiplerine de baktığımız zaman biraz daha cesur davrandığını düşünüyorum. Ne dersiniz? Aslında hem o söz konusu tartışmaları izlerken hem mitingleri izlerken tabii yani aslında Gül Bahçesi değildi. Çeşitli protestolarla da karşılaştılar Cevat Zarif'le birlikte gezdikleri dönemlerde. Fakat şöyle bir şey, diğerlerinden ayrılıp farklı bir şeyler söylüyordu. Yani Batı'yla tekrar bir temas ve diyalog ve işte vesaire. Fakat şu anda İran içerisinde, yani Rehber Hamane'ye görev başında ve 2018'de Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi sonrası İran halkının üzerine verilen o çok ağır ambargo ve yaptırımların ABD kaynaklı tekrar uygulanması İran'ı içeride bir çeşit şoka uğrattı ilk anda ve sonrasında reisi döneminde biraz toparlanma oldu. Şimdi Rehber Hamane'ye görevdeyken tekrardan böyle bir şeye izin verir mi? Çünkü dediğim gibi temel çerçeveyi çizen kişi Hamaney. Sadece Hamaney de değil, başka kişiler ve kurumlar da var. Atanmışlarla seçilmişlerin bir arada işlediği bir kompleks mekanizmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla dışarıdaki güvenlik endişeleri de şu anda içeride ekonominin gittiği yolda aslında zaten Batı ile böyle bir şeyin tekrar başlamasına izin vermez. Çünkü anlaşmadan çekilen taraf İran değildi. Sözüne sadık kalan taraf İran'dı. Yani onu da vurgulamak lazım. Evet. Fakat bakın güvenlik ortamı nasıl, bölge nasıl, dünya nasıl bir yere gidiyor? Silahlanmaları konuşuyoruz. Ülkeler kendilerini güvene almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biraz konjonktür de aslında bunun için uygun değil. Evet. Sayın Şahane, peki Batı'nın bu seçime bakışını nasıl değerlendirirsiniz? Takip ettiğimiz kadarıyla çok da büyük bir beklenti olmayan bir Batı görüyoruz. Hani Pezeşkiyan olsaydı belki işler çok daha farklı olurdu, Batı-İran ilişkileri. Az önce sizin de söylediğiniz gibi nükleer denetimler noktasında belki anlaşmalar biraz daha esnek olabilirdi vesaire. Ama çok da böyle bir gündemlerini almış gibi görünmüyor Batı. Yani çünkü hani sistem 45-46. Yılında İslam Cumhuriyeti, sistem ortada ve dediğim gibi o filtreleme mekanizmalarından geçerek ve güç dağılımı içeride de o mekanizma içindeki görev ve güç dağılımı ortadayken çok büyük bir şey olmasını beklememek aslında makul ve mantıklı görünüyor. Zaten seçimlere katılmayanların da söylediği buydu. Oy kullanmaya gidecek misiniz dediğimde gitmeyeceğini söyleyenler bir şey değişmeyeceği için gitmeyeceğini söylüyorlardı. Yani bu önemsiz kılmıyor seçimleri. Hı hı. Ama sistemin önceliği farklı. Yani devlet mekanizması bunun için oluşturulmuş ve aslında da böyle işliyor. Güvenliği önceleyen, rejimi önceleyen, devletin bekasını ve bütünlüğünü önceleyen bir sistem. Cuma gününü bekliyoruz. Peki. Evet. Ama anladığım kadarıyla İbre Celili'den yana. Matematiksel olarak evet, geçmiş deneyimlere göre de öyle olacak gibi görünüyor. Yani bu 6 gün içerisinde
katılım oranının çok tavan yapıp da öyle bir şey olacağı çok olası görünmüyor şu anda. Görünmüyor peki. Evet. Sayın Jane'e çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben güzel bir hafta ederim. Sonu diliyoruz. Çok sağ olun Tunç Bey, size de. Teşekkür ederim.